Arkadaşlar merhaba, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Öncelikle videomuza selamünaleyküm diyerek başlıyorum. Aracımız Audi A4 2001 model 1.9 TDI. Normalde 131 stok olarak çıkan bu araç 170 beygire kadar yazılımlı bir şekilde getirilmiş. Avusturya, Viyana'dan veya Salzburg'dan gelen müşterimiz aracı bizlere getirdi. Birçok şikayeti var. 11 Ocak'ta da yetiştirmemiz lazım. Motor öncelikle belirtmek istiyorum ki araç çipli yazılımla marşta zorlanıyor demiş. Siyah mavimsi duman, gaza yüklenince yağ kaçağı, su borusu patlak, motordan şanzımandan ses geliyor. Klima çalışmıyor, motor üflemesi var gibi. Manifold temizliği, turbo enjektör kontrol, tırgar kayışı, pompası derken böyle komple bir listesi var aracın gerçekten. Aracın bagajında da 4 adet helezon yayıyla beraber getirmiş. Tren balataları 4 adet, diskleri de 4 adet bulunuyor. Bunun dışında hemen buraya bakacak olursak zaten burada da belirtmiş, el freni takılıyor gibisinden işleri var. Trigger derken, baskı balata derken bunların hepsini sizlere göstereceğim. Aracın altı full yağ kaçağı. Bazılarına müdahale edecekken bazılarına edemeyeceğiz. Tamponu son vidamız. Bunun üstte yeri var. Sıktığımızda üste geçiyor. Altta da ay şeklinde buraya girip tamponu sıkıyoruz. Ama bu çamurluğu tabii ki ne hale getirmişler. Ve de buranın vidası takılı değil. Boşta. Evet, biraz oynanmalar var aracımızda. Paslanmalar var. Biz bunları sökmek için raylı sistem ama cıvatalar dönüyordu arkadaşlar. Bunu neden söktü? Ön panel var. Radyatörleri alacağız. Ön krank yağ kaçağı. Keçemiz var ve trigger seti, su pompamız var önde. Üstten ise enjektör, yandan ise turbo. Alttan ise şanzıman indirip baskı balata değişimi. Bunları yaptıktan sonra 4 teker diks balata, 4 tane amortisör helezon yay değişimi var. Tabi babam saymakla bitiremedi. Turbo enjektör demedi mesela. El freni demedi gibi şeyleri de var. Aracın komple yağ kaçakları var. Bazı noktalarda intercooler acayip bir şekilde yağ kaçırmış. Bazı noktalara dediğim gibi değinecekken bazı noktalara müdahalemiz olmayacak. Elimiz girmiyor bildiğiniz üzere. Far, tampon, radyatör ve paneli almamız gerekiyor. Hem daha rahat çalışacağız hem de el girmediği için trigger bölümüne müdahale edemiyoruz. O yüzden aracın kaborta aksamını normalde biz boşaltmıyoruz ama bu aracımızda boşaltıyoruz, kaburtacı gibi çalışıyoruz diyebiliriz. Aracın özellikle çamurluk bölümlerinden saj vidalarıyla tutulduğunu görebiliriz. Tamponun içerisinden far yıkamaların aktif olmadığını söyledi. Ancak iptal edilmiş, bunu da aktif edemeyeceğiz. Su hortumları falan var, su hortumları çekmişler. O yüzden biraz eksiklikleri var aracın. Elimizden geldiğince bu araca hummalı bir şekilde uğraşacağız. Burada farımız hasarlı takılmamış derken ve farımız kırık. Silikonlamışlar geçmişte. Evet. Yani birçok eksiği var. Hem çamurluk takılmamış buradan. O zaman sağ bölümden bir hasar var. Hasar olabilir aracımızda. Büyük ihtimalle var. Far kırık. Çamurluk takılmamış. Demelen içinden sökülmüyor çünkü. Yani bura büyük ihtimalle uzun zamandır. Evet. Sökülmüyor. Ne tampon sökülüyor baba. Ne panel sökülüyor. Ne radyatör sökülüyor. Paslardan kaynaklı içinden dönmeler var. Bakın aynı şekilde. Buranın cıvatası yok. Sen mi söktün usta? Benim söktüm, biri yok. Bir tanesi vardı. Bir tanesi söküldü. Sol taraftaki farımız. Hemen buradan da kaborta sökümünü de göstermiş olalım. Sağlı sollu farları aldık. Burada çok önemli, değinmemiz gereken bir nokta daha var. Liften sonra babam değinecek. Radyatörü sökelim dedik. Boşalttık. Radyatörü alacağız. Bak, sekmanı çıkarmadım ben, görüyor musun bak. Sekmanı çıkık, yolda hortum çıksa. Bu şekilde yolda çıksa arkadaşlar, sekman çıkık, biz çıkarmadık. Burada yani görmüş olduklarımızı sizlere iletiyoruz ama bu şekilde iş olmaz. Tabii müşterinin de bilgisi yoktur bundan ama yani buraya kadar iyi gelmiş diyelim. Evet, alabiliriz. Evet, değinelim usta. Radyatörü patlamak üzere ayrılmış bak buradan. Ve çıkmış. Şu bölüm özellikle yatmış. Tam görünüyor mu? Evet. İnşallah görünüyordur. Şu bölümü görüyoruz. Yatık. Düzlüğü görüyoruz. Burada yani normalde yatarak... şuradan bulayım. Bakın burada düz dikey bir şekildeyken hemen burada yatay. Patlamak üzereymiş. Buradan aracın korumalarına baktığımızda komple yağ kaçakları olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Bak, her yere çift bağlamışlar. Çift var, çift var. Bunları keseceğiz. Vidalar takılmamış veya kırılmış bir şeyler.
başından geçmiş aracın. Mazisi kötü yani bu arabanın büyük ihtimalle. Kavlumbaz birbirinden ayrılmış. Cırtlarla duruyor. Evet, aracı üstten de gösterelim. Külbütör kapağımızı aldıktan sonra görmüş olduğumuz gibi enjektörler meydana çıktı. Bu araçların enjektörleri külbütör kapağının içerisinde. Tirger değişimimiz var. Tirger değişiminde mutlaka bakın burayı, aradaki mesafeyi görebiliyoruz. Değiştiremiyoruz. O yüzden paneli, fanları almamız şart. Üstünde çok fazla bir kaçağı yok gibi görünse de altında aşırı derecede yağ kaçakları var. Evet usta, adım adım ön paneli de çıkardık ve artık motor bölümü komple açıldı. Şöyle bir göstereyim. Buraya kadar neler yaptık? Tampon aldık, far aldık. Far tutucuları, tampon ayakları, teker davlumbazları, tampon demiri, fan davlumbazı, su radyatörü ve önünü açtık tamamen. Buradan bariz bir şekilde yağ kaçakları artık göründü. Evet. Görebiliyoruz. Görünüyor. Her türlü yağ kaçağı mevcut. Tirgere dahi gelmiş. Bu yağ tabii ki kayışın ömrünü kısaltıp kopmasına neden olacaktır. Ve motor kitlemeye kadar gider. Subaplara eğer. Bunun dışında da bir şey yok. 3 adet kayışımız var. V kayışı. 1, 2 ve tirger kayışıyla beraber 3 tane kayışımız mevcut. Adım adım gidiyoruz. Sizlere gösteriyoruz. Evet, fan almaya sıra geldi. Önünü komple boşalttık baba. Evet, tirgere ulaşacağız çünkü. Şimdi bu araba yazılımla bunun siyah duman atması normal mi? Tabii. Yani müşterimizin bir şikayeti var. Evet. Bu şekilde. Tamam. Hemen buradan krank asnağını alayım. Alt alyandır o. Hemen alt alyan. Bu da bizim krank kasnağımız. İki kanallıdır. V kayışının birisi ön tarafa otururken diğeri arka tarafa oturuyor. Yağ kaçaklarını gösterelim. V kayışımız aldık. Yağ kaçaklarına değinelim. Tirgerin ön kapağını almakla başladık. 10 tornavida yani 10 lokma tutuyor bu arada. Şu an babam gergiyi söküyor. Kapağımızı alabilmemiz için. Hemen burada aşağıya indirdiğimizde alyan civata bizleri karşılıyor. Evet, sen kapağı. Bu gergi, bu da tirger kapakları. Tabii gerginin ucunda burcumuz, ağırlığımız var. Buna da dikkat edelim. Bu da ikinci kayışımız. Tamam, B kayış. Yine göstereceğiz. Yani bayağı bir sorunlu araç. Ses arıyoruz ya. Dağılmak üzere artık. Bunu dinlemeye bile gerek yok baba. Dur, uzaktan çekeyim, ses geliyor. Evet. Hemen ikinci bir rulmanımıza. Yani buradan müşterimize diyorum ki abi, bu araba ses yapmasın da hangi araba ses yapsın diyorum. Her dönen parça rulmanda komple bozukluklarımız var. Ayrıca yağ kaçakları aşırı derecede bu. Evet. Devir daim. Ne hale gelmiş görebiliyoruz. Paletler üst üste binmiş artık. Yani bu kırılmış, arasını almış ve bu paletleri de salmış. Kaçak da var ayrıca yanlarındaki. Evet. Kaçakları da, antifriz kaçaklarını görebiliyoruz. Yani söktükçe bir şeylerle karşılaşıyoruz. Tirgerimizi çıkardık bu arada, tirger kayışımızı. Şöyle görelim. Biraz yağ bulaştığı için buna biraz özelliğini kaybetmiş gibi, üstündeki yağları görebiliyoruz. Zaten bunların değişimini gerçekleştireceğiz. Tirger kayışımız da bu şekilde set olarak değişiyor. Hemen bilyamızı da çıkardık. Tamamen yanmış durumda bilyamız. Şöyle göstereyim.
Aynen öyle baba. Zaten görünüyor çevirdiğin zaman. Yanıklar, siyahlaşmalar belli. Devir daim acayip. Yani bu araba nasıl böyle gelmiş? Yani şansa gelmiş diyebiliriz. Buradan müşterimiz görsün. Devir daim bu şekilde. Su kaçakları da var burada. Evet, şarj dinamosunu boşalttık. Direksiyon pompamızı bu şekilde yine alıyoruz. Neden? Bunu dışarıda göstereceğiz daha detaylı. Tornacı da yapılacak. Bu üstünde çıkması mümkün değil. Yani gördüğünüz üzere komple boşalttık. Komple devam ediyor. Oyma işlemlerimiz. Devir daim gördünüz. Birçok malzemeyi sizlere gösterdik. Kasnağımızı çıkardık. Götür bunu. Beşten içmek yok. Şu an söktüğümüz demir ayak şarj dinamosunu tutuyor. Bunun dışında direksiyon pompasını tutuyor. Direksiyon pompasının üstündeki kasnağı sökmek lazım tabii ki öncelikle. Onu belirtelim. Daha sonra çevre civataları var. 16'lık. Pervanesi tutuyor. Aynen, buradan fan dönüyor pervanesi zaten. Bu arada aracın termostatı da açık kaldığı için termostat da değişecek. Evet, çıkarıyorum termostatı. Evet. Bakın. Termostatımız çıktı. Bu açık kaldığı için arkadaşlar su geçişi daha yoğun bir şekilde olacaktır. Zaten conta kalmamış, artık kopmuş. Yani uzun süredir zaten değişmiyordur. Bu paslanmalar detaylı bir şekilde görünebiliyor. Bu paslanmalar normal değil. Buraların pürüzsüz bir şekilde temizlenmesi de gerekiyor. Yoksa su kaçakları mevcut olacak. Yine geldi usta. Niye söktük bunu? Evet, buradaki bilyamız da bozuk. Döndürelim usta. Aracın neredeyse bütün bilyaları bozuk yani. Devir daim bölümü, termostatı bölümünü de gösterdim. Bakın, devir daimi söktük, ne haldeydi? Termostat açık kalmış. Termostatın geçtiği bölüm, demir ayak, şarj dinamosu, direksiyon pompası, trigger bölümü derken gidiyoruz. Klimamızın kayış gergisinin rulmalı. Bozuk olan, değinmiştik. Şimdi biraz parçaları toplamaya gidiyorum. Burada da babam temizlik işlemlerini yapacak. Çekemeyeceğim. Geldikten sonra bakalım temizlik aşamaları ne olacak. Turbo enjektör bölümü var. Baskı balata bölümü var. Bu yüzden aracın şase numarası da, VIN numarası da gerekiyor. Hemen onu da aldıktan sonra gidiyorum. Şaşılacak bir durum daha. Yağ filtresi. Leş gibi. Yani kameradan net görünüyor mu da? Dağılmış zaten. İçler acısı bir durum. Uzun zamandır büyük ihtimalle katranlaşmış. Hem de dizel araç. Maalesef bu gibi sorunlara yol açacaktır. Filtreler çok önemli. Hava filtresi, mazot filtresi ve yağ filtresi değişiyor. Motor yağımız değişiyor. Antifrizimiz, suyumuz. Her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Sizlerle de paylaşıyoruz. Thank you.
Evet, burada temizliklerimiz devam ederken aracın turbosunu da söktük. Şimdi turbocuya götüreceğim ve turboda neler var bakacağız. Yağ kaçakları da olmuş ve göbeğinde bayağı bir boşluk var arkadaşlar. Buna da değiniyoruz. Tabii ki bunları turbocu yapıyor. Enjektörleri de, enjektörcü dediğimiz firmalar yapıyor. Bu şekilde göstermiş olalım. Turbomuzu da söktük. Yağ kaçaklarını bakacaklar. Turbocu ne gerekiyorsa bilgisini verip yapılıyorsa yapılacak, yapılmıyorsa kalacak. Büyük ihtimalle yapılacak ama. Onun dışında da enjektörlerimiz var. Onları da şimdi götürüyoruz, bırakıyoruz. Bu arada aracımızın temizlikleri sürerken görüyoruz. Bayağı bir kirlettik. Buraları temizleyeceğiz ama aracın temizliğini görüyoruz. Yani bayağı bir yağ kaçağı vardı buralarda. Özellikle de temizleyebildiğimiz kadar iyice temizliyoruz tabii ki. Burayı da çekmiş olalım. Evet. Evet, teker teker takma işlemlerine geçtik. Burada bozuk olduğunu söylemiştik. Olması gereken bu. Bayağı bir ötüyordu bu. Abi çevirmedin, langır langır. İlyas et var. Takım işlemlerine geçtik. Parçalarımızı temin ettik. Turbomuzu gönderdik. Şu an söktüğümüz demir bağlantı ayağını tekrar takıyoruz. Yeni termostatın montajını gerçekleştiriyoruz. Var mı kanal? Bir de buraya koyacağız. Şu an anlaşılıyor ki su termostatı devir daim derken soğutma sistemi komple elden geçmiş oldu. Bir radyatörümüz var arkadaşlar. Radyatörde sıkıntı görünmüyor. Kaçak göçek yok. Ezilmiş vardı. Ama değişecek mi onu bakacağız. Burcumuzu görüyoruz. Silme. Diğer bilyaları da aldık, içine attık arkadaşlar bu arada. Trigger setimizin içerisinde mevcut. Contasının montajını yaptık. Buraya kesinlikle yapıştırıcı ve sıvı conta sürmüyoruz. Bu yeterli. Su devir daimi tamam, sıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Evet, ikinci günden merhabalar. Trigger setimizi taktıktan sonra arkadaşlar kızdırma bujilerinin 4 adet olarak söküldü. 4 tanesini söktük. Burada da yenilerinin montajını gerçekleştiriyor babam. Sent ayarımız tamam usta. Sen yokken trigger'i taktım, enjektörleri taktım, yağ filtresini taktım, mazotu söktüm. Filtreler tamam. Evet. Orijinal filtreler bu arada. Filtron marka kullanıyoruz. Motor yağımızı da en son dolduracağız. Turbocu da. Onu bekliyoruz. Dün vermiştik. Buraların komple bir 5 litre benzin gitti herhalde usta. Gitti. Komple yıkamalarını yaptık. Sıra geldi eski külbütör kapağımızın contasına. Tabii ki gevremiş, çıkmıyor. O yüzden sizlere çekmek istedim. Sertleştiğini, buradan kırıldığını rahat bir şekilde görebiliyoruz contanın. Yenisiyle değiştireceğiz. Yeni ürünümüz burada. Elring.
Külbütör kapağımızı artık yerine indiriyoruz. Civatalarını taktık. Yeni contasını taktık. Artık silindir kapağının üstünde sıkım işlemlerine başladık. Trigger'in üst kapaklarını takmaya başladık. Alt kapağını takmıştın baba daha önce. Evet, taktım, sıkıyorum. Trigger'i kapatıyoruz artık. Seslerimiz kesildi. Bu arada tüm seslerden bahsetmiştik. Aracın şanzıman bölümü de var. Baskı balatası sökülecek. Debriyaj kısmında da sıkıntılarımız var. Yağ kaçaklarımızı Allah'ın izniyle bitirdik. Motorumuzun güzel bir temizliğini yaptık. Su radyatörüne bakacağız. Eğer değişme ihtimali varsa değiştireceğiz. Öncelikle bir ölçümlerini yapıyoruz arkadaşlar. Basınç vereceğiz. Kaçırma varsa su radyatörü de değişecek. Ama önce trigger bölümünü, motor bölümünü tamamlayalım. Tabii ki bunların hepsinin temizliğini yaptık. Üstlerine takıyoruz. Komple yağ kaçağıydı. En son bir sileceğiz bunu. Ve üstüne takacağız. Bunun civatası yok galiba baba. Geçmeli. Geçmeli, evet. Yerine geçip bırakacağız, iteceğiz. Sekmanı burada var. Tırnakları var, sekmanları var. Zaten şöyle baktığımız zaman uzaktan kapattığını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde tamamladık. Sıra geldi çift kanala sahip krank kasnağını yerine takmaya. İki tane V kaşının çalıştığını sökerken bahsetmiştik. Evet usta, burada kayışlarımızı taktın. V kayışı, yeni trigger seti. Hepsi değişti ama biraz önce dedin ki bana fanla alakalı bir detaydan bahsettin. Evet. Her aracımızın fanı sola dönerken bu kayıştan tersten aldığı için bu sağa dönüyor arkadaşlar. Kayış tersten alıyor, kayış döndürüyor bunun. Elektrikle alakası yok. Kival olduğu için termik bu. Termik kitle, kayış devreye girer, bunu döndürür. Her aracınki sola döner. Sola dönmesi normaldir. Bu kayış alttan üste çektiği için mecburen bunu sağa döndürüyor. Onu da nereden anlıyoruz? Pervanenin şeklinden. Biraz önce ters mi koydun Arif? Evladım bir çıkar bakayım dedim. Çıkardı. Sana dedim ki bak bu arkada 4 kare izleri var. O termiğe gelir. Öndeki civata gelir. Peki usta, ben bunu öyle taksaydım. Yani şu, bu şekilde değildi arkadaşlar. Ters evet. Taksaydım. Bire eğer. Bir olur yerine, hiçbir sıkıntı yok. Ne olurdu o zaman? Aracımız belli bir ısıya geldi. Termik kitleyip bunu açtığı an bu rüzgarı bu şekilde emeceği yere dışarıya basacaktı. Dışarıya bassın diyeceksin ki ne sıkıntısı var. Buradaki motor evindeki sıcaklığı radyatöre basan, radyatöre de dışarıdan gelen tampon ızgaralarından giren rüzgarı da dışarıya basar ve arabamız su kaynatır. Dışarıdaki rüzgarı içeriye emecek, radyatörden soğuk hava geçtiği an suyumuzun ısısı düşecek, motorumuzun harareti inecek. Tabii termostat açıyor, devir daim döndürüyor, sıcak motorun içindeki su radyatöre gidip fan yardımıyla soğumuş oluyor. Evet. Eğer bu olmazsa tam tersi olup su kaynatacaktır. Aynen. Hızlı bir şekilde aracımız ısınacaktır arkadaşlar. Bu bölümlerde yeni V kayışımızı taktık. Özellikle buna değinmek istiyorum. V kayışımız takıldı. Bunun dışında ikinci V kayışımız takıldı. İçindeki trigger setimiz değişti. Turboyu bekliyoruz. Turboda bir sıkıntımız yok. Daha sonra tamponu, ön paneli takmadan önce aracı çalıştıracağız tabii ki. Intercooler derken, o bu derken bayağı bir işlem yapıldı. Sabahları ben olmadığım için bu yüzden sizlere bazı noktaları çekemedik. Antifrizimizi içerisine ekleyeceğiz. Mazot filtremiz değişecek. Yağ filtremiz değişti. Motor yağımız değişecek. Burada görünen yaylarımız 4 adet müşterimiz getirmiş. Bunun dışında burada fren disklerimiz mevcut. Şu da herhalde büyük ihtimalle fren balatasıdır. Bunları getirmiş müşterimiz. Aracın A4 2001 model 131 HB stok olduğunu, ancak sonradan yazılımla 170 beygire kadar çıkartıldığını söyleyelim. Buradan müşterimizin belirttiği üzerine araçta siyah duman atma, gaza bastığımızda, gaza yüklendiğimizde bir siyah duman atma olayı var dedi. Biz de bunun çözülemeyeceğini, aracın yazılımlı olduğunu, bu yüzden siyah duman atmanın normal olduğunu söyledik. Çünkü 130 beygirlik bir araç 170 beygire, 40 beygir stoktır. Siyah duman atmasının sebebi aşırı yüklenme,
ve stok olarak yazılımın yükseltilmesidir. Arkadaşlar buraya çok fazla değinememiştim ve okuyamamıştım. Araç çiplidir, yani yazılımlı. İlk maçta zorlanıyor, evet. O zorlanması normal. Siyah mavimsi duman atıyor. Gaza yüklenildiğinde biraz önce açıklamasını yaptım. Yağ kaçaklarımız olduğunu, su kaçaklarımız olduğunu bahsettik. Motordan ses ve şanzımandan ses gelmesi normal. Değindik. Klima çalışmıyor. Klimaya bakacağız. Motor üflemesi var gibi. Çalıştığında bakacağız. Ancak motor üflemesinde motor açılması gerekebilir. Bu yüzden müdahale etmiyoruz. Manifold kelebek temizlikleri yazmış. Bakacağız arkadaşlar. Turboyu gönderdik. Enjektör kontrol. Enjektör yapıldı, geldi. Trigger kayışı, su, yağ pompası kontrol demiş. Yağ pompasında bir sıkıntı yok. O yüzden ona dokunmayacağız büyük ihtimalle. Şanzıman bölümüne baktığımızda baskı balata kontrol birinci viteste geri viteste sallıyor. Bazen yüklendiğinde geç kavruyor. Bakacağız. Şanzımanı birazdan sökeceğiz. Egzoz kokusunu içeri alıyor. Normaldir. Her yerinden yağ kaçağı, mazot kaçağı vardı. Askılar, alt takım kontrol, fren değişecek gibi gibi yazmış. Bunun dışında da ön far suyu aktif edilsin. Biz yapmıyoruz. Motor temizliği her yer. Yani birçok yerine müdahale ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Burada da notumuzu aldığımız üzere Tayfun abinin arabası 11 Ocak son gün. Bu yüzden dönecek, yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaylarda fren balata diskin olduğunu da belirttik. Hayırlı işler, elinize sağlık diyerek devam ediyoruz. Aracımızın altına geçtik. Artık şanzıman bölümüne tabii ki başladık ama bakın aks bölümünün cıvatalarını şanzımandan ayırdık sol taraf. Sağ tarafa ayırabilmemiz için öncelikle üstteki korumayı, şu gördüğünüz saç korumayı söküyoruz. Neden? Çünkü egzozdan dolayı aks körüğünün lastiğinin yanmasını engelleyen bir sistem yapmışlar. Bunu da 6 alyan 2 cıvata tutuyor. Daha sonra torsluk aks cıvatalarını da söküp şanzımandan ayırmış olacağız ve çevre cıvataları, vites kolu derken bunların hepsini şanzımandan ayırıp şanzımanı masamıza alıp baskı balatasını, rulmanını hepsini kontrol edeceğiz. Burada babam zaten saca yağ şu an söküyor. Tabii ki şanzıman bölümüne kadar ulaşan yine yağ kaçakları göz önüne çarpıyor baba. Şimdi şanzımanı sökmeye başladık. Sol aksımızı ayırdık. Sağ aksımızı ayırdık. Koruma sacımızı buradan aldık. Vites kolumuzu söktük. Üstten depreş hidrolik merkezimizi söktük. Şanzıman etraflarını gördüğünüz gibi teker teker söküyoruz. Son iki vidamız kaldı. Onları da söktükten sonra şanzımanı aşağı alacağız. Baskı, balata, rulman, volant değişimi yapacağız. Artı şanzıman yağ değişimi. Yağını buradan boşaltıp şanzıman dışarıdayken de yağını doldurup takacağız. Peki baba, bu aracın şanzımanı önden çekiş. Evet. Ancak birçok araçta yana koyuyorlar yana biliyorsun koyuyor. Şanzımanı. Yine bu arka çekiş gibi ortaya koymuşlar. Bu tabiri caizse eski Renault 12 ve Toroslar gibi. Düz motor, şanzıman yanlardan aks dağılımı veriyor. Ama yine önden çekiş. Önden çekiş. Değişen hiçbir şey yok. Arka çekiş değil. Motor eğer arka değil. Çekiş olsaydı buradan bir şaftımız gidecekti. Tabii ki. Diferansiyel yardımıyla arka tekerlere gücü aktarmış olacaktı. Şu an tek bir çevre cıvatamız mı kaldı? Evet, burada bak. Bir tane burada, bir tane burada. Biri bu önden giriş yapıyor. Biri de bu arkadan giriş yapıyor. Kulağımızı yaldıktan sonra, bu cıvatayı aldıktan sonra şanzımanı aşağı alacağız. Yani artık bitti gibi bir şey. Gibi bir şey. Şanzımanı söküm işlemleri de tamam. Tabii evet. Alt takım işlemleri var. Evet, alt takım, fren diksi, fren balatası, helizon yay değişimleri var. Biraz önce dünden bahsetmiştik. Kazalı ön çamurluklar içini çek. Çamurluğun içini bak. Yan sanayi çamurluklar takılmış demiştik. Bu da bizi ispat etti. Yani bir nevi usta. Biz burada ekspertizi de yapıyoruz. Aynen. Yani ekspertizlik için bir özel bir sertifika belge. Gerekmiyor. Gerek. Yeter ki işi bilmen yeter. Tabii işi bilmek önemli. Bu arada müşterimiz de buradan görsün. Disklerimiz çok kötü değil. Bakın hatta hiç kötü değil. Yaylar da kötü değil. Yaylar zaten arızalanmaz usta. Yaylar arızalanmaz. Zamanla çelikini kaybettikçe araba yere yaklaşıyor. Yeni yay almış. Araban biraz yükselsin havaya. Yani büyük ihtimalle ondan. Keşke ben olsam, ben alacak olsam Amazsur alırdım. Tabii. Amazsur daha sağlıklı olurdu. Ama tabii ki aldığı için değişeceğiz. Disklerimiz ve balatalarımız da iyi konumda. Ancak müşterimiz A'dan Z'ye her şeyini yaptırdığı için biz bunları takacağız. Getirdiği için de boşunu tekrar götürmeyecek. İki tane çevre cıvatamız kaldı. Bunun dışında aracın ön bölümündeki işlemler neredeyse bitti gibi bir şey. Fazla bir işlemlerimiz kalmadı. Turbo geldi. Turbo geldikten sonra biraz önce geldi.
Kartal'da yaptırıyoruz. Bize yakın bir yer değil arkadaşlar. Kartal'da yaptırdığımız için bu, yani bu tarafta çok fazla güvendiğimiz insan yok diyelim. Biz Ümraniye'deyiz. Biz Kartal tarafından yaptırıyoruz. Turbomuzun revize işlemleri de yapıldı, getirdi. Bu şekilde de görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu takacağız. Aracı bu şekildeyken çalıştıracağız. Fanları falan takmayacağız. Çünkü herhangi bir sıkıntı olsa fanı, davulun bazı, ön paneli, tampon demirini, hepsini, farları sökmemiz lazım. Bu yüzden de iş çıkacak. İş çıktığı için de zamandan da kaybedeceğiz. İşe gitmeyeceğim usta. Kesinlikle baba. Her şey para değil ama para da olmadan hayat olmuyor. Yani. 5 lira ayçiçek yağı olmuş 150 TL. 19 lira alırken insanlar pahalı diyordu. Ama hayat devam ediyor tabii ki. Ülkenin şartları. Benzin olmuş 13,5 lira. Aynen 13,80 olmuş baba. Her gün zam geliyor. Zam yiyor. O civataların içinden yağlar da çıkıyor bu arada. Yani yağ kaçağı vardı ya aracımızda. Evet. Ondan dolayı. Bunu alıyoruz. Manevelayla kaldırdık, orayı söküyoruz.